Maalesef hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun ben. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığınız için. Canım Konyalılarım. Şimdi bu haftanın birincisi sizce kim? Seher Hanım dün Konya'yı arkasına almış. Hazırsanız yukarı çıkıyoruz. Bakalım Seher Hanım'ın marifeti nasılmış görelim. Anahtarı da yanına almamış. Evet. Cüstese vermiş. Seher Hanım maşallah halkınız da güzelmiş. Eski eşimden hatıra. Hani ne bileyim böyle yalnız bir göreyim yani dedim. Yalnız yani ben fark ettim sen orayla pek bir bağını koparamadın Seher. Beni kaybedenler üzülsün. Ama yüzünde hala bir gülümseme var. Mesela annem babamdan bahsederken gözleri geri geri gidiyor sinirden. He. Senin gözünün içi gülüyor ama anlatırken. Yok hayır ya kesinlikle yok. Ve Konya'da klasik bütün ev halı kaplı. Aynen. Evet banyomuz burada. Buyurun. Geldir ses. Merhabalar ismim Seher Kösemen. Konya Beyşehir'e hoş geldiniz. 29 yaşındayım. Bekar bir anneyim. Aşçılık 2. sınıf öğrencisiyim. Evet siyah beyaz banyomuz dekoratör. Dekorasyonu evet. Gayet güzel. Deterjan gözümüz gayet güzel. Kadir evet. Bey hiçbir şey bulamayacaksınız. Ne dedi az önce? O kadar mı dedi? Bak diyecek kelime bile bulamıyorum ben şu anda. Ben hayır o kadar su döktüm poşur poşur böyle yıkadım yani. Bu suları nereye döküyorlar anam bacım ben anlamıyorum. Temizlik konusunda kesinlikle benim. Çünkü detaya çok önem veririm. Her an evime misafir gelecek gibi evim jilet gibidir. Kesinlikle bunu göreceksiniz. Salon nerede? Buyurun. Hadi benim salona götür bakalım. Banyonun havası da güzel yalnız. Banyo konusunda klozete çok önem veriyorum. Duşakabinleri kesinlikle su lekesini sevmiyorum. İnşallah bugün göreceksiniz. Buyurun Kadir Bey. Evet. Salonuma hoş geldiniz. Anam bayram şekeri gibi salon mübarek. Evet. Pembe pembe. Evet. Koltuklarımızın arası güzel. Kapımızın üstü. Benim hamar attığımı herkes bilir. Bunu da bugün göstermiş olacağımı düşünüyorum. Tabii ki de etrafım tarafından çok sevilen bir insanım. Çok pozitif bir insanım. Bugün bunları hepsini masada göreceğiz. Buyurun mutfağa. Hadi geç. Nefes nefese kaldım. Erkeklerin bile kendi kendine yapamadığı işleri ben kendim yapıyorum. Bundan da hiç gocunmuyorum. Mutfağıma evet. Hoş geldiniz. Konya'nın mutfağı zengin diyorlar. Boşuna demiyorlar. Daha buzdolabında da var. Onları da çıkaralım. Seher bütün komşuları tembihlemiş. Evet, eli boş gelmeyiniz. Beyşehir'i temsil ettiğinizi unutmayınız yazdım. Mutfakta olmayı çok seviyorum. Bunun üzerine okul okuyorum. Mutfak benim için bir vazgeçilmez. Olmazsa olmazım mutfak diyebilirim. Evet, lastik araları güzel. Dolabın içi de güzel. Onu bugün kullanacağımız dolabın için. Dolabın üstüne bakıyorum. Yok, orası da gayet iyi. Fırını açalım. Tabii ki de. Sonra şu dolabın üstlerine falan da çıkar bakarız. Dışbaşıları alayım mı artık? Al al, hadi gidelim. Büyük ödülü kazanırsam bir kısmını oğlum için harcayacağım. Bir kısmını yanımda olan arkadaşlarımla birlikte geziye çıkacağız. Bunun sözünü verdim. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, hoş merhabalar. Geldiniz. Evime, memleketime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Seher Hanım'ın karşılamasını samimi ve içtenlikle buldum. Seher Hanım'ın karşılamasını sıcak buldum ama nedense tam bir pozitif elektrik alamıyorum. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Vallahi Konya çok güzel geçti. Güzel de gidiyor inşallah, öyle de devam etsin ama yarın son günümüz. Evet. Artık Konya'mıza veda edeceğiz. Evet. Ve büyük bir merakla beklediğimiz önce Seher Hanım, ardından Gülser ablanın marifetini göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Yarın şöyle bir kızılca kıyamet kopacak gibi geliyor. Acaba iptallan altı dolacak mı? Ben de merak ediyorum. Sence dolacak mı Hasan? Bence Gülser Hanım dolduracak gibi geliyor bana. Niye peki Gülser abla dolduruyor da Seher sana göre dolduramıyor? Bence Seher Hanım bugün menüyü yetiştireceğini pek zannetmiyorum. Yalnız ilk defa Hasan birine menüyü yetiştiremeyeceksin dedi. Çünkü mutfak öyle bir heyecan ki. Niye Rabia heyecanlanmadı mı? Derya heyecanı bir tek Seher mi heyecanlanacak? Bilemiyorum artık. Evet Seher'cim. Hazır mısın? Evet hazırım. Menünü merak ediyoruz. Evet menü. Hanımlar beyler bomba gibi bir menü bekliyor musunuz? Tabii aşçı öğrencisi olarak bekliyoruz. Aynen. Yani mantıklı bir menü bekliyorum ben yani o kadar iddiaya karşı. Saçma ana ürünleri yan yana getirirse bilmiyorum yani. Göreceğiz bakalım mantıklı ve lezzetli bir menü olmuş mu? Evet. Seher'cim tam karşıda kameraya say istersen. Bugünkü menümüz Beyşehir yöresine ait tarhana çorbası, peynirli gül böreği, yanında kuru dolma ve yanında yoğurt sosu. Pancar sos eşliğinde bonfile
Yanında patates püresi, en sonunda hira tatlısıyla sonlandıracağız. Dün neden yanık dolmaya puan verdiği anlaşıldı. Kendisi de dolma yapacakmış çünkü. O da mı yakacak? Ben de yakacağım bugün onu. Bakacağız. Sana geleceğiz. En yanıklarını koymayacağım, hiç merak etme. Mantıklı zaten mı menüsü? Zaten özellikle bana koymayın. Mantıklı mı menüsü? Yani çünkü genel olarak güzel, mantıklı, yetiştirebilirse, lezzetli olursa hani birbirini devam eden. En azından mantıklı buldu menünü. Evet. Rabia, seherden beklediğin bir menü müydü? Beklediğim bir menü değil açıkçası. Biraz karışık buldum. Sanki kafan karışıkken bir menü oluşturmuşsun gibi geldi. Yok, bana bir bağdaştıramadım ama böyle hepsini. Gülbören'in yanında dolma falan. Tuhaf olmuş sanki tek menü. Tek olmasın dedim, iki tane olsun. Bir tane dolmayla basitçe kaçıvermeyeyim dedim. Hasan Bey, siz ne diyorsunuz? Ben de menüyü uyumsuz buldum çünkü pirinçle börek mi? Aynen. Uyumsuz olmuş yani. İkisi de nişasta ve yani olmamış gibi geldi bana. Gülseren abla, sen ne diyorsun börekle dolmanın uyumu? Valla börekle dolmanın uyumu niye olmaz? Olabilir. Tabii Gülter hani abla yarın yarışacak ya, böyle olmuş demek zorunda şu an. Hayır, kişiye göre değişir Derya Hanım. Ara sıcağın sayısı, bana yanına koyulması gereken sebep. Problem değil. Uyumu bence şimdi olmuş. Şimdi pilavın yanında patates püresi olmaz diyorlar ya, iki karbonhidrat. Olmaz. Şimdi pirincin yanında yufka olur mu? Valla onu tadınca bir bakalım mı Kadir Bey? Uyum olmuş mu olmamış mı bence? Kız, ya tadınca pirinç yok olacak da içine sushi mi gelecek dolmanın? Pirinç ya, pirinç. Ben olsam ben de hazırlardım böyle bir böreğin yanına dolma tarzı bir şey. Sen de olsaydın böreğin yanına dolma yapardın. Hazırlar. Kesin siz de öyle bir şey yapacaktınız, o yüzden bakalım, kendinizi yarın korumaya olsun, geçtiniz. Yarın olsun görelim. Ama ben çorbasını biraz basit buldum. O kadar tüyo verdiniz ki menünüzle ilgili. Ben kafam dolu. Çorbası var. Evet. Dolma var. Gülseren Hanım'ın menüsünü sayıyorum arkadaşlar. Trinçe var. Menümüzde bamya çorbası var. Kesin ya böreğin yanında dolma ya pilav yanında patates püresi tarzı iki karbonhidrat yan ana yana yemek, muhakkak gelecek. Trit veya fırın kebabı. Vallahi ben onu da biliyorum. Bekleyin çünkü Konyalıyız hayatım. Vallahi bekliyorum. Konyalıyız. O kadar her şeyde et olsun istiyorsa Konyalı onu da bekliyorum. İnşallah Konya usulü bir ben tatlıdır. Ben hiçbir misafirime, hiçbir masa ikramıma zeytinyağlıyı kesinlikle koyma. Ben bir sacarası bekliyorum. Şimdi biz o sacarasını sizde bekledik derken. Kayınvalidem, yufkacı, 2-3 tane ama dükkanlarımız şey var dedi. Bir şey diyeceğim inşallah şöyle ya bir şekerpare ya bir revanedir. Bakalım. En sevdiğim ben yufkacı, tatlı bir yufkacının çok geleneğim basit dedim ama şeker ben yufkada usta var değilim. O yufkada usta olduğunu siz belirttiniz. Konya'nın meşhur sacarası olduğunu siz belirttiniz. Şekerpare basit bir tatlı mı? Biz sizden beklemiş sacarası der ya. Ben iki çeşit yaptım. Revaniye de şekerpareye de basit dedim. Benim için basit tatlıdır bunlar. Siz iki çeşit yufkadan bahsediyorsunuz Derya Hanım ama siz yufkacı olduğunuzu üst üste belirtiyorsunuz. Tamam da iki saatimiz var. O sizin hayır, o sizin yufka bizim mesela bir saatte açtığımız yufka o sizin 10 dakikanızı alması. Usta olduğunuz. Emin misiniz? Siz de o yemek yiyenin kameraların içinde açarken. Usta olduğunuzu belirtiyorsunuz yemek ya. İçinde. Usta olduğunuzu belirttiğiniz için diyorum be. Tamam, bizim ben bir saatimizi alan gösterdim. Sizin 10 dakikanızı alması yediniz lazım. Gülseren Hanım o da gününü oynamaya başladı. Çünkü final 10'da olacak. O da gününü oynuyor ve bugün eleştirilerini iyi yönde yapacağını düşünüyorum. Yarın Gülseren Hanım'ın günü. Yavaş yavaş onu korku sarmış. O yüzden yüze hep gülüyor, alttan alıyor. Ama ben eminim ki o da yarın yemeklerini yetiştiremeyecek. Peki. Kalkalım mı artık? Kalkalım. Bıraksam sabah kadar sohbet biraz edeceksiniz. Biraz da yemekte. Biz seherle daha ortalık toplayacağız. Aynen. İşimiz gücümüz var. Ayaklarınıza sağlık. Sofada görüşmek dileğiyle. Elinize sağlık. Haydi afiyet buyurun olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.